Abid Hocam yeniden hoş geldiniz. Ankara Savaşı'nı konuşalım istiyorum. Buyurun. Timur ve Yıldırım Beyazıt arasında yaşanılan çetin bir mücadele. Bu konu üzerine bazı böyle kulaktan dolma nedir ne değildir bilmiyoruz. Timur Türk mü Moğol mu hocam? Yani baba tarafı Türk, anne tarafı Moğol. Kendisiyle alakalı bir Türkleşmiş Moğol diye bir ifade kullanıyor. Buna katılıyor musunuz? Yok, katılmıyorum da şöyle. Kendisini bir kere bir idol olarak aldığı kişi Cengiz. Hatta son seferinin Çin seferi olması da bunu aslında çok iyi gösteriyor. Cengiz İmparatorluğu'nu yeniden birleştirmek istiyor. Mesela kendisini hiçbir zaman hükümdar unvanları taşımaması, Emir Timur dedirtmesi, evet. Yanında Çağatay Devleti'nden bir ailesinden bir kişiyi taşıması, kukla hükümdar gibi tutması bu gösteriyor ki Cengiz ailesine karşı ciddi hayranlığı var. Hatta bazıları Cengiz yasalarını, ki onlar sadece yasa diyor, yasaları Kur'an'dan üstün tutardı diye ciddi eleştiriler var. Döneminde de gerçekten eleştirilmiş. Tabii orada bizim böyle çok şey yaptığımız tam Osmanlı'nın kuruluş dönemi. Daha yeni yeni palazlanmaya başlıyoruz. Anadolu'yu bile, ki Anadolu neresidir? Yani bugünkü sınırlar içindeki bir Anadolu'dan bahsetmiyoruz. Coğrafya bazen isim değiştirebiliyor. Romalılar döneminde Afrika denildiği zaman Tunus ve civarıydı. Bugünkü Afrika değildi. Dolayısıyla büyüdükçe, geliştikçe, öğrendikçe ifadelerde değişiyor. Osmanlı Devleti yeni kurulan, kurgulanan, palazlanan bir devlet. Ama karşısında Hindistan'dan Rusya'ya, Anadolu'dan İran'ı falan ele geçirmiş, Orta Asya'ya, Çin'e dayanan devasa bir güç var. Peki hocam ne alaka işte? O zaman niye bu iki tane devlet birbiriyle savaşıyorlar? Aslında onu da zaten sormak istiyorum. Yani iki tane büyük Türk devleti niye savaştı? Tarih interdisipliner bir alan. Tarihi incelerken çeşitli bilim dallarından yardım almak durumundayız. Bunlardan birisi de bana sorsanız psikoloji. Yani bu hikayeyi anlayabilmek için Yıldırım'ın ve Timur'un kişisel psikolojilerini çok iyi etüt etmemiz lazım. Bu savaşın sebeplerinden birisi bu. Yıldırım'a mı Timur'a mı atfediyorlar? İkisine de atfedenler var çünkü. Bir söz var ya, 40 derviş bir kilime sığarmış ama iki cihangir bir dünyaya sığmazmış. İkisinde de bir cihangirlik rüyası ve hülyası var. O zaman var. O tevatüre katılıyorsunuz. Yani bir cihan hakimiyeti, bir tabii liderlik ki karizması. Tabii ki. Hocam peki şey de olabilir size. Ama özür dilerim. Timur'un bir de şu şeyi var. Şimdi Osmanlı Devleti genç bir enerji. Yani Timur bunu görüyor. Hatta Timur'la Yıldırım arasındaki mektuplaşmalara bakarsanız eğer şunu da görebiliyorsunuz. Yıldırım bazen çok ağır laflar etmiş. Onlar işte dinsizlikle suçlayan. Ama Timur daha soğukkanlı değil mi? Timur ya yapma bak biz de Müslümanız. Bizim atamız dedemiz de Müslümandı falan gibi alttan alan Osmanlı'nın o gaza ruhunu gören hatta bazı komutanları da bunu nasıl derler takdir eden bir yapıya sahip. Ama Timur'un en büyük rüyası Çin'i almak. Siz Çin'e gideceksiniz. O dönemin imkanlarını düşün, ulaşım vesaire. Çin seferine çıktınız ve arkanızda genç, dinamik bir güç hala arkada sizin tanımamış olan... Arkada tehdit bırakmak istemiyorsunuz. Aynen öyle. Yani Timur'un hedefi Anadolu değil. Çünkü adam zaten dünyaları almış. Timur'un hedefi Çin'i almak ama arkada bu kadar büyük bir güç bırakmak istemiyor. Evet. Hocam peki o zaman savaşa gelelim. Savaşta çok böyle popüler konulardan fil meselesi var ya, Timur'un filleri. Savaşta hakikaten bu filler çok etkili bir rol oynamış mıdır? Timur bunu daha sonraki bazı seferlerinde de kullanıyor. Öncesinde de bu şeyler var. Siz de bunun sohbet arasında da konuşmuştuk. Ama Ankara Savaşı'nın belirleyici olmasında fillerin etkisi sizce nasıl? Tabii Ankara Savaşı'nın belirgin olmasında demin o şey başlangıcı ondan yapmıştık. Aslında iki eşit güç yok orada. Bir tarafta ciddi bir büyük güç, öbür tarafta daha yeni yeni toparlanan bir güç ki o toparlanmanın zararlarını da Ankara Savaşı'nda görüyor. Beylik kuvvetleri karşı tarafa geçiyorlar. Dolayısıyla bu tırnak içinde ihanet mi diyeceğiz, ne diyeceksiniz deyin, önemli etkisi oluyor. Ama işte evet bazı tarihçiler derler ya, Yıldırım'ın safındakiler yer değiştirmeseydi savaşın seyri farklı olabilirdi. Farklı olabilirdi. Olabilirdi. Savaşılıyor. Yıldırım Beyazıt savaşın sonlarında savaşın kaybedileceğini görüyor. İhtiyat kuvvetleri Çelebi Mehmed'in elinde. Çelebi Mehmet'i savaşa dahil etmiyor. Hani bazıları Çelebi Mehmet dahil olmadı diyor. Bazıları da ki ben buna daha yakınım. Yıldırım Beyazıt savaşın kaybedilme durumunda o umudun taze olarak kalması için ihtiyat kuvvetlerinin başındaki Çelebi Mehmet'i geriye göndertiyor. Ben de öyle düşünüyorum. Bir garanti, bir sigorta gibi. Yani biz gitsek bile evet, devlet yaşasın. Bu da stratejik bakışı göstermekte. Filler. Şimdi fillere geçelim. Hani çok tanıdığınız bir insanla seminere gelirsiniz. Birden her zaman Cihan olan arkadaşın adı Cihan Bey'ye dönüşür. Şimdi bunun cevabını sen de biliyorsun aslında. Bu filler hikayesinde. Çünkü filler eskidir. Aslında bizim dini literatürümüzde de var.
Ebrehe ve ordusunu hatırlasana. Evet. Fil suresi Ebrehe ve ordusu. Dolayısıyla filler eskiden beri kullanılan bir şey. Hannibal'in, Hannibal mı diyeceğiz, ne diyeceğiz bilemiyorum. Ki Gebze'de mezarının olduğunu çok kişi de bilmez. Sizin gibi tarihçiler hariç. Gebze yakınlarındadır Hannibal'in mezarı. Hannibal deyince aklıma Cemil Meriç'in sözüydü herhalde. Yanlış da olabilir ama söz çok hoşuma gider. Der ki Kartaca'nın tarihini Roma'dan okuduk. Yani dünya tarihine batı merkezli bakışın çok güzel bir eleştirisidir. Kartaca'nın tarihini biz Kartacalılardan öğrenmedik, Romalılardan öğrendik. Dolayısıyla batı merkezli tarih algısına ciddi bir eleştiridir. Hannibal'ın da filleri var. Ama siz laf arasında o fillerin gerçekten önemli bir etken güçte olabileceğini, tabii olmuş ki olduğunu söylüyorsunuz. Tabii. Hocam derler ki Timur o filleri birbirine bağlamış ve arkalarından saman alevleriyle böyle yakaraktan onları böyle... Hindistan'da. O Hindistan'daki seferinde. Hindistan'da. Mi? İlk defa fillerle karşılaşınca İlk anda bir geri çekilme yaşanıyor. Evet. Buna karşı bir strateji üretmek zorunda. Develeri otlarla yükleyip onların üzerine ateşleyip gönderdiği. Hocam bu arada Timur aksak değil mi? Bir ayağı hafiften Timur topu Lenk aldı. Zaten. Timur Lenk. Demir demek ha, bunu da söyleyeyim. Evet. Mesela Timur Demir, Teymur. Timuçin o da demirle ilgili bir kelime. Bu çıkışta demirin eritilmesi. Hocam şeyi söyleyeceğim. Timur Aksak Yıldırım Beyazı'nda bir gözünde bir görme bozukluğu hikaye şey öyledir. Var. O hikayedir. Meşhur hikaye doğru mudur sizce? Ya yani çok hoş bir hikayedir ya. Dünyanın hoş, yönetimi bir aksakla bir köle mi kaldı diye. Aynen öyle. Niye gülüyorsun? Eğer biraz daha direnebilseydik biz kazanacağız sözüne karşı Timur öyle demiş. Son sorum. İşin sizcesini soruyorum. Sizce Timur bir pişmanlık yaşamış mıdır? Derler ki sonrasında gitti Osmanlı Devleti'nin bir netice itibariyle Türk Müslüman bir devletti. Yeni palazlanıyordu. Gelecek vaat ediyordu. Tamam zaten bir geleceği oldu ama neticede hep tarihçiler 50 sene İstanbul'un fethini geciktirdi falan derler. Kendinizi muhakkak yerine koymuşsunuzdur. Sizce Timur pişman olmuş mudur? Ya benim Timur'un okumalarından gördüm. Çok da okuduğumu söyleyemem. Bunu da söyleyeyim de. Ama ben empati yaptığınızı biliyorum. Şunu düşünüyorum. Timur Yıldırım'a karşı bir şeyi var. Nasıl diyelim? Bir duygusal zaafı değil mi? Takdiri var. Evet. Yani çünkü Osmanlı Gaza Devleti mesela çok fazla bilinmez ama Timur Bursa'yı alınca ki bizim tarihçiliğimizin geri kalma sebeplerinden birisi de Bursa'nın Timur tarafından yakılmasıdır. Çünkü aslında Osmanlı arşivci bir devlettir ama bakıyorsunuz 1402 Ankara Savaşı'ndan önce elimizde belge yok. Niye? Arşivler yakılmıştır. Evet. Timur Bursa'yı alınca İstanbul'u almak için planlar falan yaptığı da bazı tarihçiler tarafından iddia edilir. Dolayısıyla Timur'un elbette şeyi var. Ama bununla ilgili şu şeyi söyleyeyim. Yıldırım intihar mı etti? Hastalıktan mı öldü falan? Ben hastalığa daha yakınım. Kabul. Ama orada şu bilgiyi de bilelim. Timur özel doktorunu gönderiyor Yıldırım'a. Kendi özel doktorunu gönderiyor. Ya o zaaf noktasından da belki pişmanlık demesek bile. Pişmanlık içinde, demesek bile anlayış diyelim. Sorun şu biraz önce söylediğim gibi. İkisi de kendilerini şey olarak görüyor. Dünya hakimi olarak görüyor. Yıldırım biraz daha alttan alabilir miydi? Alabilirdi ama Yıldırım'ın psikolojisi buna uygun değil. Hocam çok teşekkür ederiz. Güzel hap bilgilerdi.